dedi ki yani benim niyetim şu dedi. Yani biz dedi madem tasavvufu, tevessülü savunuyoruz. Bizim tarafta da cevap veremeyeceğimiz olaylar olabilir dedi. İşte o cihetle beraber bana ihtiyardan bir yer okudu. Burayı okudu. Ben buradan haberim yoktu hocam. Oku. Baktım İmam Muhammed'in Cami-i Sayrin'de de var. Tamam. Yani mezhebin aslında. Bir hakkı fulanin. Evet. Tamam. Ve yukrahu en yed'u Allah illa bihi felâ yukâbi eselüke bi fulanin. Ev bi melâiketike ev bi enbiyâike ve nehni dâlike liyennehu lâ hakka lil mahlukâti alel fâli. Bura hocam yani sonuçta bizim tamam. Bir mezhep. Tamam. Şimdi şudur o. Şimdi bu gidecek hocam. Gidiyor musun? Peki. Peki canım. Sen şimdi şey yapıyorsun değil mi? Düz diyorsun. Allah razı olsun. Şimdi şu. Mevzu şudur. Evet. Bizim mezhebimizin kitaplarında bu vardır. Biz bakarız. Bizim mezhebimizin kitaplarındaki fetvalar eserlere, hadislere uyuyor mu, uymuyor mu? Peki onlar görmedi mi? Mutlaka onların bunu gördüğüne hüsnü zan yaparız. Ancak mesela bakarız. Deriz ki bu hadisleri ya tahsis edilmiş olarak kabul ettiler, muhassas. Veyahut da an-ı maksus olduğunu kabul ettiler. Veyahut mensuh kabul ettiler. Veyahut şöyle yaptılar. Bütün hüsnü zanlarımızı ne yaparız? Koruruz ortaya. Ondan sonra evet, baktık ki olmuyor. Böyle bir şeyle karşılaşmadık biz. O zaman ne yaparız? Ben anlamadım burayı diyeceğiz. Evet. Ben anlamadık burayı diyeceğiz. Ama biz, demin de söylediğim gibi biz mezhebi nasları güzel ve doğru anlamak için mezhebe giriyoruz. Yani insanlar mezhepsiz olarak birisi böyle çekiyor, birisi böyle değil çekiyor. Yani dört tane mezhebi çok görüyor. Yani bir buçuk milyar mezhep istiyorlar bunlar. Yani bana göre, sana göre, ona göre bilir bilmez herkes, yetkili, yetkisiz, salahiyetli, salahiyetsiz, herkes karman çorman edip insanları zındıklığa doğru sürüklüyorlar yani. Bence diyorlar, bence sen kimsin? Ha. Biz mezhebin nasları zedeletmemek için mezhebi iltizam ediyoruz. Şimdi bu mevzu tamam. Şimdi biz nedir? Allah'ın üzerinde hiç kimsenin, hiçbir mahlukun hakkı yoktur. Ama İmam Bukhari diyor, rivayet ediyor. Müslim rivayet ediyor ikisi. Hakkullahi ve hakkul ibadi alallah en la yudhiluhum en la yudhilahum en nar. Yani müminlerin, kulların Allah üzerinde ki hakkı da şudur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah'ın kulların Allah üzerinde hakkı vardır. Hakkı yok olmaz yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakın burada ne oluyor ortada? Pekala bizim mezhep imamlarımız diyor ki veyahut diğer mezhepler de diyorlar. Kulların Allah üzerinde hakkı yok. Şimdi bu şu görüşün karşılığında söylenmiş bir şeydir bu. Mutezile sapık mezhebi demiştir ki kullara cenneti vermek, sevap vermek, mükafatlandırmak itaatler karşısına Allah'a vaciptir. Çünkü Arapçada bir şeydir. Hakkun aleyhi demek onun üzerine vaciptir manasında. Değil mi biliyorsun? Evet. Ha. Peki bu manada vaciplik, vücut manasında hiçbir şey Allah'a vacip olmaz. Hiç kimsenin hakkı yoktur Allah'a. Şimdi bizim mezhep alimlerimiz bunu şey yapmışlar, söylemişler. Demişler ki biz sadece bizim mezhep değil, bütün mezhep ulema. Demişler ki kulların Allah üzerinde bu manada bir hakkı yoktur. Ama fazlıyla kendinin vermeyi taahhüt ettiği hakkı var. Eğer tevhidle olursa, imanlı olursa onu ne yapacak? Cennete sokacak. Tamam. Böyle olunca öyleyse biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki iki şekilde anlayacağız bunu. Ayrıca evet İbn-i Mace'nin başkalarının birçok yollarla değişik yollarla rivayet ettiği bir hadis var. Efendimizin duası. Ya Rabbi ben senden benim bu camiye gidişim hakkı için benim ve kendine vergi peygamberlerinin hakkı için senden istiyorum. Nokta nokta. Şimdi bu hadise bakıyor ulema bakıyorlar diyorlar ki işte muhakkik ulema yani muhaddisler diyorlar ki hadis hasendir. Bazı ravilerinde müşkilatlar var ama hadis hasendir. Yani zayıf da değildir. Zayıf bile olsa hadis bizim mezhep ulemasının ittifakla kabul ettiği bir görüş vardır. Diyorlar ki
zayıf bir hadis, en zayıf bir hadis, en kuvvetli bir mücerred fikirden daha üstündür. Ahmet İbn Hanbel'in sözüdür bu. Ve diğer ulema da bunu kabul ediyor. Zayıf bir hadis ne kadar zayıf olur? Çünkü bize intikali zayıftır. Yani bize intikali zayıftır. Nefsül emirde o zayıf demek değildir. Ha şimdi ben bakacağız şimdi. Hadi Efendimizin hadisinin hadis uleması. Mesela İbn Hacerler, Heytemiler, Heytemi değil, Heytemiler ve benzeri bu işin ustaları demişler ki hadis hasendir. Yani Emal-i Ezkar'ında, başkaları başka yerlerde. Hadis hasendir. Hasen hadis cumhura göre nedir? Hüccettir, delildir. Yani başka hiçbir delil olmasa o bizim için kifayet eder. Hele takviye şey yapacağı zaman o da ayrı. E peki hala bu sefer mezhep alimlerimizin bu husustaki söylediklerini biz ne yapacağız? Mehmili hasene hamledeceğiz. Yani güzel bir şekilde bir yere koyacağız. Olmuyorsa bırakacağız onu. Hadis yani olmuyorsa bırakacağız onu. E şimdi burada vücutluk yoluna şeydir veyahut da şuna hamledeceğiz onu. Nitekim mesela adam zaten neden bunun mekruh olduğunu söylüyor. Arkada söylüyor. Çünkü hiçbir şey Allah'a mahlukun Allah'a yani hakkı yoktur. Nasıl? Ne manada hakkı yoktur? Vücut manasında hakkı yoktur. Öteki manada kendisi söyler şari. Efendimiz şari diyor bunu. Kendisi söylüyor. Senin ona karışmaya hakkın yok. Pekala vücut manasında yoktur diyoruz. Veyahut da şu manaya biz alırız onu. Eğer insanlar Allah'ın mesela biz vücut manasında değil de biz kullanıyoruz. Ya Rabbi falancının hakkıyla istiyoruz. Birisi kalkar da bunun ucu avamda bu ne yapar? Allah'ın üzerinde kulların vücut manasında, vaciplik manasında bir hakkı olduğu zannı yayılacaksa ne yaparız? Sedden lidderiya. Yani suça giden yolu kapamak için. Aslında bu iş kendisi nedir? Meşrudur da. Bu meşru yolla biz çok daha fazla büyük zararları doğuracaksak bunu biz ne yaparız? İnkar etmeden buna şey yaparız. Yapmayacağız bunu deriz. Buna sedd-i deriya derler. Sedd-i deriya İslam fukahasının hepsini kabul ettiği yani Ehl-i Sünnet ulemanı kabul ettiği Malikilerin hususiyetle daha çok üzerinde durdukları bir hukuki bir şeydir. Ya sedd-i deriya avam bununla beraber ne yapar? Fasit, bozuk, yanlış akidelere saplanmasın diye onun önünü tıkar. Ki o zaman Mutezile kelle kulak koparıyordu. O zaman kelle koparıyordu. Ortalık cirit atıyordu. Onlar o şekilde davranmasalardı imamlarımız yani herkes sapıtır gidecekti yani. E biz ne yapacağız? Bir taraftan nasları nazar itibarı alacağız. Öteki taraftan ötekileri mümkün mertebe müminlerin işlerini mümkün mertebe hüsnü zan ile bakacağız. Hele müminlerin, imamlarının sözlerini. Bu manada anlayacağız onu. Yoksa adam mesela ne yapacak? Diyor ki mesela kalkıyor karşımıza çıkıyor. Diyor ki bak diyor Ebu Hanife böyle söyledi. Aslında Ebu Hanife'nin dediğine inandığından dolayı değil. Kendi bidatını onunla teyit etmek için yapıyor onu. Ebu Hanife'nin sözü eserden ne zamandan beri eserin önüne geçiyordu sence? Bu sahtekarlık bu. Bu tavsiflik bu. Ebu Hanife'nin sözünü anlayamadığın sözünü sen şey yapıyorsun. Yahut anlamak istemediğin sözünü ne yapıyorsun? Bahis mevzu ediyorsun. İki şekilde anlayacağız. Yani sen dediler ya o şeylerde aslını inkar etmeyeceğiz ama avama göre bunun böyle olmasının münasip olduğunu söyleriz. Aslını inkar etmeyeceğiz. Mesela diyelim ki bir insan mutlaka bir sünnet var. Bu sünneti işlemekle şu anda bir takım insanlar yanlış anlayacak bunu. Aslını inkar etmeden bunu yapma deriz ona. Yapma diyeceğiz. Aslını inkar etmeyeceğiz. Yani ulemanın, fukahanın sözlerini anlamaktır bir. Senin sözünü anlamıyor adam, onun sözü. O nereden konuşuyor? Dayandırdığı yer nedir? Onu bilmiyor ki. Değil mi? Anlatabiliyor musun? Evet. Bu konu hakkında da hocam. Mesela orada ben söylemiştim ona. Bilmiyorum yanlış mı söyledim ama şöyle bir kıyas yapmıştım. Yani hidayede diyelim hadis-i şerifler var. Fakat hidayenin bir fakih olması cihetiyle beraber ondaki hadis-i şerifleri Leyla'yı bırakacağız. Nasrura'dan bakacağız. Tamam. Aç şeyi. Bir akidevi. Bir dakika dur. Aç şeyi. Fethi Babil İnayi Ali Yukarı bak ne diyor orada. Diyor ki bu vücub yoluyla diyor. Yoksa diyor öteki türlü hürmetine olursa diyor sette öyle olursa diyor tevessül babına girer ki duanın adabındandır. İmam Cezeri
İbn-i Letir el-Cezeri, evet, muhaddislerin imamlarındandır. Hüsnü hasin ne koymuş, duanın adabındandır diyor. Hatta ve hatta gariptir. Gariptir. Muhammed bin Abdülvehhab Adab-ül Meşyi ile Salah isimli eserinde, ki mecmu muallefatında var bu, bu hadisi alıyor. Namaza giderken evet neler okuyacağı, onun nasıl adabı ne olacağı şeyinde bugün mecmu muallefatında var. Evet. Adam onu şey yapıyor, alıyor orada. Bir de şu var, bak bir de şu var aklında olsun. Bu falancanın hakkıyla şeyi, iksam alallah gibi bir yer, bir tehlike var. Yani Allah'tan başkasına yemin etmek Allah'a karşı bu cumhura göre caiz değildir. İmam Ahmed İbn Hanbel'e göre bir rivayette caizdir. Mesela diyelim ki Allah'a karşı bir şey diyorsun, kuluyla, mahlukuyla ne yapıyorsun? İksam ediyorsun, yemin ediyorsun yani. Bu ne olmuş oluyor? Selam. Mekruhtur bu yani. Bu manada bir hak. O manada olur. İksam manasında. Onun da yolunu kapamış oluyor. Efendim Osman. Evet. Üç şeyden ha. Böyle anlamak lazım. Evet.